Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri çerçevesinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Öcal Oğuz ve Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mehmet Akif Kireççi Yaratıcı Şehirler ve Edebiyat konulu panelde edebiyat severlere seslendi. Arnavutluk'ta, yani onlar kapalı da toplumlar oldukları için de bir anda açıldıklarında o orta çağdaki 17. 18. yüzyıldaki küçük şehirleri olduğu gibi görme imkanımız oldu. Şairler Tepesi'nde düzenlenen programa edebiyat severler yoğun ilgi gösterdi. Programı takip eden ve panel sonrası değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrimizin şiir ve edebiyat alanında var olan değerini ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanıtmak için gayretimizi sürdürüyoruz. Kahramanmaraş olarak bu konuda çok ciddi hazırlıklar gerçekleştiriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte edebiyat alanında UNESCO'ya dahil olarak şiir ve edebiyat alanındaki potansiyelimizi daha da tanınır hale getireceğiz dedi. Biz gerçekten şehrimizin var olan bu değerini hem ulusal alanda hem de uluslararası alanda daha fazla tanıtmak için gayret ediyoruz. Hocam da söyledi. Burada bir ekip çalışması var. Ben ekibe de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük gayret ediyorlar. Türkiye'den edebiyat konusunda UNESCO'da yaratıcı şeyler alanında hiçbir şehrimiz yok. Bu konuda da Kahramanmaraş bu konuda gerçekten ciddi bir mücadele ediyor. İyi bir hazırlık yapıyor. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde de buna dahil olmuş olacağız. Bu sayede ne olacak? Hocam dedi ki işte herhangi bir kaynak vesaire değil ama şehrin potansiyelinin uluslararası arenaya çıkmasıyla birlikte şehri daha fazla tanınmış olacak. Kahramanmaraş'a bu sayede daha fazla ziyaretçi gelmiş olacak. Bu da birçok sektörü ilgilendirmiş olacak. Gastronomi dışında diğer temalarda şehirlerin yaratıcı şehirler ağına dahil olması aslında dolaylı olarak gastronomi de destekliyor. Çünkü buraya gelecek ziyaretçiler hocamın ifade ettiği gibi yiyecek, içecek, konaklayacak ve şehrin ekonomisine de katkı olacak. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Duran Doğan, 2 Aralık tarihinde başlayan 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri kapsamında hem yerel hem ulusal yaklaşık 100 edebiyatçımızı, şairimizi şehrimizde ağırladık ve şiirlerini dinledik ifadelerini kullandı. Biz 2 Aralık'tan bu tarafa 4. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri etkinliklerini yapıyoruz. Esasen şunu ifade etmek isterim. Biz 2021'den bu tarafa her yıl Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri etkinlikleri yapıyoruz. Burada hem yerelden hem ulusaldan hem de Türkiye dışındaki ülkelerden, Filistin'den, gönül coğrafyamızdan, Türk dünyasından, Avrupa ülkelerinden yazarları, şairleri, edebiyatçıları ağırlıyoruz. Bu yılda 2 Aralık tarihinde başladı etkinliklerimiz. 2 Aralık tarihinden bugüne kadar yaklaşık 100 edebiyatçımızı, şairimizi ağırladık. Onları dinledik, şiirlerini dinledik.